merhaba hanımlar. Sizlere tığ işi badem modeliyle kazak yapımını anlatacağım. Kazağımıza robadan başlıyoruz. Öncelikle 85 cm zincir çekiyoruz. Zincirimizin iki ucunu birleştiriyoruz ve şöyle bir yuvarlak oluşturuyoruz. Zincirimizi birleştirdikten sonra ilk sıramızı yapmaya başlayalım. 6 zincir çekip 1 tane tekli trabzan, 5 zincir çekip 1 tane üçlü grup trabzan yapacağız. 5 tane zincir çekeceğiz, tekli trabzan yapacağız, 5 tane zincir çekeceğiz. 4 tane zincir atlayarak, 3 tane aynı yere batarak grup trabzan yapacağız. Trabzanlarımızı bir seferde çekiyoruz. Beş tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. 4 tane zincir atlayarak bir tane tekli trabzan yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 tane üçlü grup trabzan yapıyoruz. Birinci sıramızı bu şekilde bitireceğiz. Ben modelimi 38 bedene göre yapacağım. Hanımlar, biliyorsunuz ki bedenler arasında ikişer santim fark vardır. Siz de bedeninize göre isterseniz ikişer santim küçülterek, isterseniz 2 santim bedeninize göre büyüterek yapabilirsiniz. İlk sıramızda üçlü grup trabzan yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 4 tane zincir atlayarak bir tane tekli trabzan yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 3 zincir atlayarak üçlü grup trabzan yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. 5 zincir, 1 tane tekli trabzan, 5 zincir, 1 tane üçlü grup trabzan. Üçlü grup trabzan dediğimiz aynı yere batılarak yapılan trabzanlara grup trabzan denir. 5 zincir, 1 tane tekli trabzan. Sıramızı bu şekilde sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. İkinci sıramızda 5 zincir çekiyorum. Tekli trabzanın üstüne 2 tane trabzan yapar gibi yapıyorum ama gördüğünüz gibi bitirmiyorum. Tığımda oluşan ilmeklerin üçünü beraber alıyorum. 6 zincir çekiyorum. Üçlü grup trabzanın üstüne 2 defada çekilen bir trabzan yapıyorum ama bitirmiyorum. Gördüğünüz gibi bekletiyorum. Yeniden iplik alıyorum tığımın üstüne. Hemen öbür tarafına da batıyorum ve trabzan yapar gibi yapıp ama bekletiyorum. Hepsini beraber alıyorum. 6 zincir çekiyorum. 3'lü trabzanların üstüne 2'li trabzan yapıyorum. Toplamadan bekletiyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu trabzanları 3 defada çekiyorum. Tığımda beklettiğim ilmeklerin hepsini bir seferde alıyorum. Hanımlar, ikinci sıraya giderken robamızda artık kol ve beden şekillerini vermemiz gerekiyor. İkinci sırada 6 tane bademden sonra alt sıradaki tekli trabzanın üstüne 3 tane trabzan yapıyoruz. Arasında 4 tane zincir çekiyoruz.
yeniden aynı yere batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Üçlü trabzanın üstüne trabzanlarımızı uzatarak ve şu şekilde 2 defa alarak ama trabzanımızı bitirmeyerek alt sıradaki üçlü trabzanın arasına trabzan yapıyoruz ve biraz uzatıyoruz. Şu şekilde 2 defa alıyoruz ama trabzanımızı bitirmiyoruz. Hemen yanındaki trabzana geçiyoruz. Aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz. İlmeğimizin ilk ilmeğini örüyoruz. İkinci ilmeğini örüyoruz. Ve gördüğünüz gibi trabzanlarımızın son ilmeği tığımızda toplandı. Bu ilmekleri hepsini birden toplayacağız. Üstüne şu şekilde bir bağlantı yapıp zincir çekiyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Alt sıradaki tekli trabzanın iki yanına trabzanı alıyoruz, bitirmeden bırakıyoruz. Hemen öbür yanına da bir adet trabzan yapıyoruz ve ilmeğimizdeki ilmeklerin hepsini birden topluyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Üçlü trabzanlara bademlerimizi oluşturuyoruz. Trabzanımızı uzatarak aldık. Beklettik. İkinci trabzanın arasına batıyoruz. Trabzanları uzatarak aldık ve bekletiyoruz. Beklettiğimiz ilmeklerin hepsini beraber alıyoruz. Hanımlar, ikinci sırada beden oluşumuna geçiyoruz. 6 bademden sonra yaptığımız bu trabzanı 4 tane daha badem yapacağız. Ondan sonra tekrar yapacağız. 4 tane badem olan yer kol evi, 5 tane olan yer beden olacak. 6 zincir çekiyoruz. İki tarafına trabzanlarımızı bağlamadan alıyoruz. Bir seferde bağlıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Uzun bademlerimiz 4 tane olunca arttırma yerimiz olan trabzanlarımızı yapacağız. Altı zincir çekiyoruz. Tekli trabzanın iki yanına trabzan yapar gibi alıyoruz ama ilmeklerimizi bekletiyoruz. Hepsini beraber alıyoruz. Altı zincir çekiyoruz. Ve bademimizi oluşturuyoruz. Altı zincir çekiyoruz. Beden ayırımı için arttırma gerektiren trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekli trabzanın üstüne batıyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. 4 bademi yaptıktan sonra 6 zincir çekiyoruz. Alttaki tekli trabzanın üstüne beden ayırımını belirlemek için yaptığımız dörtlü trabzan grubunu yapacağız. 4 tane trabzan yaptık. Arada 4 tane zincir çektik. Aynı yere batarak 4 tane daha trabzan yapıyoruz. Altı zincir çekerek örneğimize devam ediyoruz. Beden tarafında 6 badem, kol tarafında 4 badem kalacak. Şimdi 6 badem yapacağız. 6 bademden sonra yeniden bu dörtlü grup trabzanımızı yapacağız.
6 zincir çekiyoruz. Bademlerimizi oluşturmak için trabzanlarımızı uzun uzun çekelim. İkinci sıramızı bu şekilde sıranın sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 14 cm ördükten sonra beden ve kol arttırma yerleri gayet belirgin. Şimdi bunları birleştirerek beden ve kollarımızı öreceğiz. Altı zincir çekiyoruz. Üçlü trabzanın üstüne uzun trabzanlarımızı yapıyoruz. Hepsini beraber topluyoruz. Altı zincir çekiyoruz. Tekli trabzanın iki yanına trabzan yapar gibi yapıp ama hepsini bitirmeden yanındaki trabzanı da yapıyoruz. Daha sonra kalan ilmeklerimizin hepsini birden topluyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Trabzanlarımızı uzun bir şekilde yaparsak eğer badem görünümünü veririz. Şimdi artık birleştirme yerlerine doğru geliyoruz hanımlar. Altı zincir çektik. Arttırdığımız dörtlü trabzan grubunun hemen yanına bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Ve sıramız bitmiş oluyor. Şimdi artık birleştirme noktasına geldik. Altılı ve dörtlü gruplar halinde bedenlerimizi ayırmıştık. Dörtlü grup olan tarafını kol yapacağız. Şu şekilde aldık, birleştirdik. Arttırma yerlerinin tam ortasındaki zincirle birbirine şu şekilde bir bağlayalım. Artık dönerek devam ediyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Bademimizin üstüne tekli trabzan yapıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Altı zincir çekiyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Altı zincir çekip üçlü trabzan yapıyoruz. Altı zincir çekiyoruz ve hanımlar bu şekilde örmeye devam ederek 43 santim sonunda kolumuzu bitirmiş oluyoruz. Bedenimizi arttırma yerlerinden birleştirerek örmeye başlıyoruz. Altı zincir çekiyoruz. Bir tekli trabzan yapıyoruz. 6 zincir çekiyoruz.
bitkili uzun bademlerimizi yapıyoruz. Altın zincir çekiyoruz. Hemen iki tane küçük trabzan yapıyoruz. Altı zincir çekip üçlü trabzana uzun bademlerimizi yapıyoruz. Hanımlar, gördüğünüz gibi kazağımızı birleştirdik. 37 santim daha ördükten sonra kazağımız bitmiş oluyor. Kazağımızı bel kısmına 1,5 metre kemer yaptık. Kazağımızın bel kısmına 1,5 metre kemer yaparak şık bir görünüm kazandırdık. Kemerimizi 12 tane zincir çekerek tığımızın üstüne bir iplik dolayarak, iki zincir atlayarak 3 tane trabzan dolduruyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Bir kez daha üçlü trabzan grubu yapıyoruz. Altı zincir çekiyoruz. Trabzanın üstüne kafes yaparak alt sıradaki boş kafesi 4 tane trabzan doldurarak sıramızı tamamlıyoruz. Boş kafeslere trabzan dolduracağız. Trabzanların üstüne boş kafes yapacağız. 6 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Trabzanların üstüne boş kafes yapıyoruz. Alt sıradaki kafesi 4 tane trabzan dolduruyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Sondaki kafese 4 tane trabzan dolduruyoruz. 2 3 4. 6 zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi kemerimizin örneğini oluşturduk. 1,5 metre kemer ördükten sonra kazağımız hazırdır. Gördüğünüz gibi Mohair Simli Spesiyal ile ördüğümüz kazağımız çok şık oldu. Sizler de gece dışarı çıkarken rahatlıkla kullanabilirsiniz.